Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur Mustafa Kemal Atatürk. Program akışına arz ediyorum. Çelenklerin Kazman Şehitlik Anıtı'na konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Şehitlik Özel Defteri'nin imzalanması, Kazman Müftüsü Yakup Pelen yönetiminde dua okunması ve şehitliğin gezilmesi, Şehit Avcı Mahmut'un mezarının ziyaret edilmesi, törenin sona ermesi. Çelenklerin sunulması, kaymakamlık çelengi arz ederim. İstiklal Marşı için dikkat! Sayın Kemal Duru şehitlik defterini imzalayacaktır. Arz ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب
الكتاب والحكمة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ya Rabbi şehitlerimizi anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden bütün şehitlerimizin ruhlarını haberdar eyle. Ya Rabbi devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Aziz kanlarıyla şükür vatanımızın tapusunu yazan bütün şehitlerimize gani gani rahmet eyle. Niçin mi kaldı yoksa bebeler? Söyle, neden ağlıyorsun Çanakkale? Bombalar mı patladı masmavi gökyüzünde? Kaç bin hayal söndü bir gecede. Şehitler yatar senin gölgende. Söyle, neden ağlıyorsun? Neden Çanakkale? Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu olan der Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, hemen ardından Gülçin Özden yönetiminde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. O, savaşın zafer dolu yüzünün arkasındaki korkunç yüzünü de biliyordu. Bu nedenle asker olarak barıştan yanaydı. Yurtta barış, dünyada barış diye. Sayın Kaymakamım, değerli konuklar ve sevgili öğrenciler. Bugün Türk Savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizi anmanın büyük onurunu yaşamaktayız. Türk milletinden ettiği bu zafer sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli. Etkileri ve sonuçları itibariyle neler götürüp getirdiğine iyi bakılmalıdır. Bilinmelidir ki bu sefer kolay elde edilmemiş Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılmasıyla mümkün olmuştur. Dur yolcu! Bu sessizliğin bir vatan harbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Tam 99 yıl oldu. Dilek olan tam 99 yıl.
Ortalarına geçin. Teşekkür ederiz.